Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. 11'ler üzerinden mi değerlendirelim? Aslında Okan Hoca için hep tabii şu yorumları da gördüm. Bitiriş 11 acaba ilk 11 mi olmalıydı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk yarı, ikinci yarı diye ayırır mısınız? Ya şöyle maçın ismi büyük olunca maddi manevi önemi de artınca oyuncuların bir kısmı fedakarlık yaptı. Takımın yarısı neredeyse Fedakarca oynadı. Bu hem kulübe olan aidiyetten dolayı hem de bireysel olarak bu vitrinde yer alma çabası, bir kariyer yönetimi. Birçok oyuncu burada ağrı ile oynadı. Şimdi bunun kararı tabii ki sağlık heyeti ve Okan tarafından veriliyor ama program e, maçtan önce yaptığımız programda ben Sanchez'in, Abdülkerim'in Sanchez biraz daha sıkıntılıydı Abdülkerim'e göre. Kaan'ın bir nebze, Torreira'nın e, Icardi yavaş yavaş artık düzeliyor ve Ziyech'in bu oyuncuların Yaşadığı problemleri anlatmıştım. Ve Sanchez maç içerisinde ilk yarı yaşadığı problemden dolayı çıkar gibi oldu. Çıkmadı. E bunları niye söylüyorum? Takımın yarısı bu şekilde olunca ve karşı tarafta da fiziksel kapasitesi gerçekten çok iyi ve takım olarak çok iyi kapanan, çok iyi alan kapatan, blok halinde çok iyi hareket eden bir takım olunca yetenek olarak Galatasaray'ın gerisinde, kalite olarak Galatasaray'ın gerisinde ama fizik kondisyon, güç... Takım olarak hareket etme ve savunma yapma konusunda gruptaki son iki maçını Bayern Münih ve Galatasaray, evet. Şampiyonlar Ligi tüm gruplardaki en ofansif oynayan ve en çok pozisyona giren belki 3-4 takımdan ikisi Bayern Münih ve Galatasaray'dı 4. maçta itibariyle. Ama Kopenhag ne yaptı? Almanya'da Bayern'e kaleyi kapattı. Kendi evinde Galatasaray'a kaleyi kapattı, bileti aldı. Biz hep şundan bahsediyorduk, bu oyun... Galatasaray'ın geçen seneki oyunu, Süper Ligi domine eden oyunu. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar gelişecek diye ben hep kafa yoruyordum ona. Ne olabilir bu oyunun gelişmesi için? Çünkü yetmeyecek belli. Gelişti ama yeterli değil. Nesi yeterli değil? Hücumda evet çok baskın. Hücumda evet Galatasaray çok efektif, çok yaratıcı. Ama savunma yaparken zaftı Savunma yaparken eksik. Savunmasında hep takım savunmasında. Problem var diye İlk maçtan itibaren dile getiriyoruz ve bitirme konusunda sorun var. Yani Zaha i̇lk ilk maçta çok da bitiremiyordu. Zaha öyle, Tete öyle özellikle kanatlardan hem skor katkısı hem oyun katkısı ofansif kanatlardan hücumda Galatasaray bir türlü ne Ziyeş'ten, ne Zaha'dan, ne Tete'den ve Kerem'i de merkezleştirerek, Mertens'i de yedekleştirerek adeta Icardi temelli bir plan var. Icardi durduğu zaman, Icardi'ye top gitmediği zaman B planı, C planı. Ya Kerem devreye girer, ya Ziyeş, hı hı. ya Zaha ya da merkezden ceza sahasına koşu yapılır. E, Kaan oraya da genelde yeri bekleyince Galatasaray e, bir türlü hem defansa oturtamadı hem de hücumda istediği üretkenliği sağlayamadı. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Avrupa'da yeni bir kupa için kolları sıvadı yeni hedefi Avrupa Ligi olan Galatasaray yönetimi devre arası transferleri ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular için düğmeye basıyor. Galatasaray'da Endombele, Angelinho, Nelson, Sergio Oliveira gibi oyuncular ile yolların ayrılması gündemde. Başta iyi bir sol bek ve 8 numara transferi yapılacak. Bunun için yönetim ile teknik heyet arasında görüşmeler başladı. Öte yandan Saça Boye, Tete, Ziyeş, Zaha ve Kerem gibi futbolculara astronomik teklifler gelirse bu oyunculardan en az ikisinin satılması gündeme gelebilir. Üç kulvarda birden mücadele edecek sarı kırmızılı ekipte bazı oyuncularla yollar ayılacak. Başta sol bek ve 8 numara olmak üzere önemli transferler yapılacak. Galatasaray'da kadro dışı gibi karar. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken Zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelinho bir kez daha kendini gösteremedi. Büyük bir beklentiyle transfer edilen İspanyol Solbek hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi. Sarı kırmızılı formayı 19 kez giyen tecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak. Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa Anhelinho'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak. Galatasaray'da Mauro Icardi bu kez üzdü. Attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleştirilip taraftarın kalbinde taht kuran Mauro Icardi son dönemde sarı kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı. İki gol attığı 21 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli Yıldız antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam etti. Tecrübeli ismin takımı sahiplenip fedakarlıkta bulunması camiayı sevindirse de sahada beklenen karşılık gelmedi. İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi bunların ikisini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece bir gol atabildi. Şampiyonlar ligindeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray bir beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı. Icardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlı açıklamalarda bulundu. "Elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat." diyen Arjantinli, "Maçı analiz edip yapılan hataları düzeltip gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var, sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan 1 milyar liralık kazanç. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray büyük bir gelirin sahibi oldu. Sarı kırmızılı takım Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31 milyon euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar telenin sahibi oldu. Turnuvada A grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan buradan da 500 bin Euro'luk ek gelirin sahibi oldu. Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14 milyon euro daha kazanacak. Fernando Muslera, Sivas Spor'a karşı sahada. Ligin bu hafta ertelenmesiyle birlikte Galatasaray ilk maçını önümüzdeki hafta içi kara gümrükle oynayacak. Sarı kart sınırına ulaşan Fernando Muslera da cezasını iç sahadaki bu mücadelede çekecek. Uruguaylı kaleci normal şartlarda cezalı olduğu Sivas Spor deplasmanında forma giyebilecek. Galatasaray değil, rakipler düşünsün. Kopenhag'a deplasmanda yenilerek A grubunda 3. sırada kalıp Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın yeni rakibi 18 Aralık'ta Nyon'da çekilecek kurada belli olacak. Sarı Kırmızılı takım playoff turunda Avrupa Ligi'ni ikinci sırada bitiren 8 takımdan birisiyle eşleşecek. Bu 8 takım ise bugün oynanacak karşılaşmalardan sonra kesinlik kazanacak. Gruplarda oynanan ilk 5 maçın ardından sadece D grubunun ikincisi kesinlik kazandı. Bu grupta Sporting Lisbon ikinci sırayı elde etti.